Son yıllarda genel sağlıkla ilgili olarak da metabolik sendromla ilgili birçok şey işitiyoruz, birçok şey duyuyoruz. Bize kısaca metabolik sendrom nedir, ne sıklıkta görülür, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Elbette. Metabolik sendrom dediğiniz gibi son zamanların güncel konularından bir tanesi. Gerçek anlamda sedanter hayatın, kentsel hayatın maalesef bir yansıması. Metabolik sendrom dediğimiz zaman tek bir şeyden değil, tek bir ögeden değil, bir grup rahatsızlıktan söz ediyoruz. Bu aslında bir endokrinopati, yani hormon sisteminin dengesizliği. Metabolik sendrom oldukça da sık görülüyor. Toplumda %22 oranında, yani her 5 kişiden bir tanesinde metabolik sendromla ilgili sıkıntılar var. Nedir metabolik sendrom dersek? Bunun 4 tane önemli ögesi var. Mutlak olmazsa olmazlardan bir tanesi insülin direnci. Yani ya diyabet, şeker hastalığı veya insülin direncinin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra santral yağlanma dediğimiz göbek çevresi yağların olması, ki erkek için bu 102 santimden daha fazla olduğunda patolojik kabul ediyoruz. İkincisi, bazı kan yağlarının, bunlar içerisinde trigliserit önemli, 150 değerinin üzerinde oluşu ya da iyi huylu yağlar dediğimiz HDL'nin 40'ın altında oluşu. Tansiyon yüksekliği 135'e 85 ya da halk diliyle 13,5'a 8,5'un üzerindeyse bu anormaldir. Bu gibi bazı faktörlerin bir arada bulunuşu nedeniyle biz bir tablodan bahsediyoruz. Yani kronik bazı hastalıklara zemin hazırlayan bir sendromdan bahsediyoruz, metabolik sendrom diyerek. Evet. Peki metabolik sendromun riskleri nelerdir? Biraz sedanter yaşantı falan dediniz ama bundan korunmak için neler yapabiliriz onu da tabii düşünmek açısından riskleri herhalde değerlendirmek lazım. Elbette. Az önce saydığım kriterlerden insülin direncinin kendisi tek başına diyabeti oluşturma, kalp damar hastalıklarının ortaya çıkışını kolaylaştırma ve bazı, yine özellikle ürolojiden bahsedersek, idrar yoluna ait ya da erkek sağlığına ait bazı bozukluklara yol açması söz konusu. Biraz açarsam eğer nasıl etkileyebiliyor? Örneğin kan yağlarının yüksekliği damar kalp damar sistemimizi bozabiliyor. Diyabet, idrar kesesinin çalışma sistemini ve erkek sağlığı açısından sertleşme bozukluklarına yol açabiliyor. Tansiyon yüksekliği keza aynı şekilde erkek cinsel sağlığını, erkek sağlığını olumsuz etkileyen unsurlar. Bir de bu bir hormon patolojisi demiştim, endokrinopati diye. Erkek sağlığında hormonun, erkeklik hormonunun, testosteronun önemi vardır. Testosteron hormonunda da düşüş görüyoruz metabolik sendromda. Erkeklik hormonu ne işe yarıyor? Bizim uyku düzenimiz, kemik sağlığımız, kemik erimeleri veyahut da matematiksel işlemleri yapabilme yeteneğimiz, adale kuvvetimiz, kas kuvvetimiz veya cinsel arzumuz, isteğimiz, sertleşme kalitemiz gibi pek geniş bir spektrumda bozukluklara yol açabiliyor. Yani metabolik sendromla erkek sağlığı testosteron üzerinden birbiriyle ilişkilidir. Ve testosteronda düşüklüğe yol açtığı için de, bir endokrin bozukluğa yol açtığı için de, gerek erkek sağlığı gerekse idrar yollarının bazı başka rahatsızlıklarına da zemin hazırlar. O halde erkek sağlığında oluşturduğu bozukluklarla metabolik sendrom önemli bir tablo üroloji içerisinde. Sizin de tabii biraz önce söylediğiniz gibi sadece cinsel işlev vesaire sorunları değil, bunun dışında idrar yapma zorluğu, prostat enflamasyonu ve büyümesiyle ilgili oluşturduğu işeme problemleri, hatta bazı ürolojik kanserlerle ilişkisi konusunda da yayınlar olduğunu biliyoruz. Örneğin özellikle mesane ve idrar yolunun içini döşeyen hücrelerle ilgili kanser oluşturduğu ya da ilişkisi olduğu yönünde yayınlar var. Bütün bunun hepsini birlikte değerlendirdiğimizde tabii tedavi ya da
ne yapacağız? Bu çok önem kazanıyor. Bütün bu hastalıkların tedavisi yanında zannediyorum metabolik sendromu da önemsemek durumundayız. Ürolojik açıdan da. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Çok haklısınız. Sadece hormon eksikliği değil, biraz önce dediğiniz gibi bazı kanser türlerinin gelişimiyle de ilişkisi olduğu, hatta işeme sorunlarına da yol açtığı aşikar biliniyor. Yani bir kişide prostatın illa büyümesi gerekmiyor. O bölgede yaratılan enflamasyon, bir çeşit ödem bazı sıkıntılara, metabolik sendromun yarattığı sıkıntılara zemin hazırlıyor. Dolayısıyla bize işeme sorunu olan, cinsel fonksiyon veya erkek sağlığıyla ilgili bir sıkıntısı olan kişi gerekse bir tarama testinden geçme ihtiyacı olan orta yaş üzeri erkeklerde mutlaka biz sadece ürolojik değil metabolik değerlendirmesini de yapıyoruz. Metabolik değerlendirme çok basit olarak yapılır. Kan testleriyle biz bunu ayırt edebiliyoruz. Fizik muayeneyle ayırt ediyoruz. Ve biz kişiye o zaman alternar sistem işeme problemleri, bir kanser riski taşıyıp taşımadığı ya da erkek cinsel sağlığı veya erkek sağlığıyla ilgili bir desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirliyoruz. Metabolik sendrom mutlaka düzeltilmesi gereken bir endokrinopati. Çünkü biraz en başta söylediğimiz gibi sedanter hayat, stresli yaşam, gıdalarımızın çok rafine olması hep buna zemin hazırlıyor. İnsülin direnci bu işin başlangıç noktası. Kan yağlarının dengesizliği, tansiyon yüksekliği gibi birçok faktör sadece bir organı değil, bütün organları neredeyse etkileyen bir grup rahatsızlığı oluşturuyor. Metabolik sendromu onun için biz önemsiyoruz ve tek bir ögeyi değil, tamamını değerlendirerek birlikte tedavi ediyoruz. Erkek sağlığında sertleşme sorununu çözmüyoruz ya da işeme sorunu olana sadece belli bir ilaç vermiyoruz. Koruyucu hekimlik adına da kişinin risk faktörlerini en aza indirmek için metabolik sendromdan da kurtarmaya çalışıyoruz.